Google'dan kripto para kararı politikasını revize etti şeklinde söylüyor. Burada Google'ın gerçekleştirdiği son duyuru ve açıklamalarından bahsedeceğiz. Google, blockchain ile alakalı kripto dostu diyebileceğimiz bir şirkettir, bir firmadır. Google'ın yine yakın zaman içerisinde farklı duyuruları, açıklamaları, söylemleri bulunmuştur piyasanın içinde. Birincisi, oyun içi kripto para kullanımı başlangıçta yasakken devamında buna müsaade ettiler. Yani Google Play Store üzerinde uygulamalarda kripto paraların varlığı ve NFT'lerin varlığını kabul ettiler. Tabii çeşitli şartlarla oyunların içerisinde bunların dağıtımı ve varlığını tamam dediler. Bu da tabii ki kripto paraların kullanım alanını genişletebilecek önemli bir durumdu. Google aynı zamanda çeşitli altcoin'lerin node operatörlerinde doğrulayıcı olarak var oldu ve yine Google Cloud bazı ağ yapılarını desteklediğini açıklamıştı. Bunların içerisinde Ethereum, Polygon, Avalanche, Solana gibi ve Cardano gibi piyasada oldukça bilinen blockchain yapıları bulunmaktadır. Hatta yakın zaman içinde Polygon üzerinde Google resmi bir doğrulayıcı kurdu. Yani şu anda Polygon üzerindeki oylamalarda en çok oy hakkına sahip olan taraf, yani herkes olabilir. Ben de bir doğrulayıcı olabilir. Google'dır. Evet. Teknoloji devi Google, Amerika Birleşik Devletleri'nde spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının potansiyel olayını öngören stratejik bir hamleyle kripto para birimleriyle ilgili reklam politikasını revize etti. 29 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak güncelleme dikkat çekiyor. Zira reklam verenlerin ABD merkezli kripto tröstlerini tanıtmasına izin veriyor. Bu gelişme 10 Ocak 2024 tarihine kadar ABD Spot Bitcoin ETF'inin onaylanma olasılığını %90 olarak öngördüğü kripto alanda artan spekülasyonlarla uyumlu. İşte detaylar. Bu ne demek oluyor? Hemen burada biz bahsedelim. Bu şu demek oluyor. Biliyorsunuz ki trustlar var. Ve buradaki trustlar kullanılmaya devam ediyor. Mesela adam diyor ki sen diyor Grayscale ya da BlackRock ya da Invesco. Sen diyor mesela kendi ETF'ini reklam verebilirsin bizim Google üzerinde. Bu ne? Mesela burada arada bir işte YouTube'da reklam çıkıyor ya da bu internet sitesindeyken sağda solda bir reklamlar çıkıyor ya, her şey de olabilir. Bunlar için diyor sen bize reklam verebilirsin. Yani biz senin reklamını yapacağız. Mesela BlackRock iShares, yani SEC başvuru yaptığı Bitcoin ETF'i var ya, adam diyor ki sen o ETF'in satışı için bize reklam verebilirsin. Yani resmen Bitcoin'in reklamını yapacak adam bu şekilde. Dolayısıyla reklam yapıldıkça iShares'e olan talep artacak. Talep arttıkça BTC alınmış olacak. Çünkü BlackRock ne kadar bu ETF alınırsa bizzat BlackRock'tan o kadar gerçek Bitcoin satın alacak, biliyorsunuz borsa üzerinde. Yani bu direkt olarak Bitcoin'in reklamını yapmaktan hiçbir farkı yok. Bu Ether için de geçerli. Ya da adam diyor ki Grayscale diyor senin Solcoin Trust'ün mü var? XRP Trust'ün mü var diyor. Sen diyor bu Trust'leri reklamını yapabilirsin. Evet. Yani bu şekilde genel bir durum söz konusu. Bunu neden bugün böyle yapıyorlar? Ya büyük bir olay olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Gerçekten çok büyük bir olay. Bu noktada sağda solda artık her yerde bunu göreceğiz ki muhtemelen siz de bu saatten sonra artık burada bunları izlerken size bol bol işte XRP bilmem nesi, Sol bilmem işte yok Matic Trust'ü, işte şuranın carçur, girin alın falan tarzında reklam seyredeceksiniz gibi gözüküyor. Evet, durum bu şekilde. Bu tabii neden bugün oluyor? Çünkü SEC ETF'leri kabul ederken geliyor ve adamlar diyor ki daha önce bahsetmiştik ya, SEC'in ETF kabulü demek aynı zamanda büyük bir güven ortamı ve
hükümetin de resmi onayı anlamı taşıyor buradaki varlıklar için. Ki sadece Bitcoin Ether değil, devamında pek çok ETF'in ABD tarafından oluşturulacağını biliyoruz. Bu Sol için de geçerli, XRP için de, AVAX için de, hepsi için geçerli yani. Ki bir gün geldiğinde dedim ki bunların da ETF'i oluşturulacak. Adamlar da mantıken diyor ki lan yani SEC onay vermiş, hükümet onay vermiş. Yani tabii ki de bunun artık yasal, legal bir şekilde ben bunun reklamlarını kabul edebilirim diyor. Zaten bu anlamı taşıyor. İşte SEC'in ETF kabulünün piyasaya bu şekilde nasıl etki ettiğini görüyorsunuz. Google bile çıktı ne yaptı şimdi? Google kripto para reklamlarında politika değişikliğine gidiyor. Google'ın diyor kripto para ve ilgili ürünler reklam politikası Ocak 2024 sonunda önemli bir değişikliğe uğrayacak. Zira ABD'yi hedefleyen kripto para türevlerini sunan reklam verenlere reklamlarına izin verecek. Politika değişikliği günlüğünde bu reklam verenlerin bu tür reklamları yayınlamak için Google onaylı olması gerektiği vurgulanıyor. Sertifikasyon ilgili yerel makamlardan uygun lisans sahibi olmayı gerektiriyor. Ayrıca potansiyel kripto türevlerine reklam verenlerin ürünleri, açılış sayfaları ve reklamları hedefledikleri ülke veya bölgenin tüm yerel yasal gereklerine uygun olmalıdır. Bu titiz sertifikasyon süreci dinamik kripto para birimi ortamında sorumlu reklamcılık uygulamalarını sağlamaya amaçlamaktadır. Bitcoin ETF onayı beklenmekte. Evet. ETF onayı gördüğünüz gibi zaten burada da yazıyor. %90 üzerinde bir olasılıkla Ocak ayının başında bekleniyor. Burada Google'ın söylediği muhabbette 29 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek bir muhabbettir. Hani buradaki reklam olayı. 10 Ocak'tan önce tam da 5-10 Ocak tarihleri arasında genelde 8 Ocak nokta atışı bir istekte telaffuz ediliyor. Bu tarihte onay bu tarihlerde SEC'in BTC ETF'lerine onay vermesi ve bu koşullar altında da tabii Bitcoin altcoin'lerin de aynı şekilde fiyatlarında ama özellikle Bitcoin'in yani dominansını çok ciddi yükselen bir biçimde takip etmesini beklerken büyük bir fiyat patlaması ve büyük bir fiyat rallisini yaşatması bekleniyor. Burada şeyden bahsediyor, genel olarak konuşuyor. Google'ın haberine gelince yani piyasa zaten böyle böyle büyüyor. Böyle böyle ilerliyor. İnsanlar artık bizzat kripto paraların reklamlarını gördüğünüz gibi görür hale gelecek yasal bir biçimde. Tabii ki bu da daha da ilerleyebilecek bir piyasanın şimdiden temelini atıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.